Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdin. Gene bir canlı yayına karşınızdayım. Bu canlı yayımızın konusu gene avcılık üzerine olacak. Şimdi, özellikle bu canlı yayınımızda sizlere hani biraz kendimce pul paralarından ve özellikle şu her sene başı yatırdığımız harçlar var ya, onlardan bahsetmek istedim. Şimdi gerçekten avcılar üzerinde bu anlamda hani oldukça yüksek bir yük yaratabiliyor. Bu gerçekten özellikle harçlar. Şimdi bu esnada özellikle bazı kimseler de yani şimdi demeye başlıyorlar. Şimdi bu vergi, bu harç yatar mı? Bu pul alınır mı? Ardından da gene. Şimdi bohçacı yapacaklar adamı. Artık bohçacı olmaktan başka bir çare kalmadı. Satacağım tüfeğimi. Her neyse, alacağım bir tek kırma, ondan sonra çıkacağım dağda yapacağım onu. Lakin ortada da şöyle bir konu var. Bu daha çok olayın yasa dışı kısmı olduğu için. Şimdi insanları tabii ki yasa dışı yollara da sevk ediyor. Şimdi olayın yasa dışı şimdi aşamaya doğru dönüşmesi aynı zamanda Türkiye'de avcılığı hani bitirmeye çalışan kurumlara, kişilere, kuruluşlara aynı zamanda koz veriyor. Bakın şimdi bu aynı zamanda Türkiye'de mesela olayın bireysel silahlanma kısmına kadar gidiyor. Gerçekten bu sorunları yasa dışı aşamada yani kanunsuz yolları satarak yapabilmemiz mümkün değil. Buna karşılık tabii ki buradaki konu aynı zamanda derneklerle, federasyonlarla ve konfederasyonlarla alakalı bir konu. Tamam. Şimdi tabii bu esnada şöyle dile getirelim. Hani geçmiş senelerde mesela çok güzel çalışmalar oldu. Meclise gidildi, bazı milletvekilleriyle, grup başkan vekilleriyle falan görüşüldü. Bazı bakanlardan randevu talep edildi falan. Çok girişken hani bazı çalışmalar yapıldı. Ama bu sene itibariyle bakın şimdi şöyle bir sıkıntı var. Genelde bu tutarlar her sene belirlenirken hani hızlı artışlar da gerçekleşti. Mesela bu sene itibariyle avcı belgesinin işte harcı 453 lira. Pul 280 lira. Pulda 280 lira, toplamda 733 lira bir maddi yük. Şimdi dostlar, özellikle şimdi bu artık 1000 lira bandına çıkacak, 1000 lira bandının üzerine çıkacak falan derken artık gerçekten hani gerçekten avcılığı çok da zorlaştıracak bu tutarlar. Şimdi bir yandan ülkenin gerçek milis gücü avcı ki avcıları silahsızlandırmaya çalışan hem silahlanma karşıtları hem avcılık karşıtları hem de ister istemez bu konuya duyarsız şimdi insanlar. Ama avcılarımızın da pek çoğu gene bu konuda duyarlı değil. Haliyle derneklerin üzerinde bir baskı yok. Şimdi federasyonların üzerinde bir baskı yok. Konfederasyonun üzerindeki baskı haliyle az. Mecliste gerek grup başkan vekilleriyle, gerek milletvekilleriyle, gerekse bakanlarla yapılan görüşmeler ve hani görüşme talepleri artık çok yetersizleşti. Şimdi bu da artık yavaş yavaş avcının sahipsizleşmesine neden oldu. Şimdi tabii ki bir yerde belki anlayabiliriz. Onların da sonuçta tamam inançları belki bu konuda yıkılmaya başladı ama şöyle de bir gerçek var. Gerçekten özellikle bu memlekette hani avcı sayısının arttırılması gerekirken ve haliyle bir de insanların bu anlamda avcılık ve atıcılığa şimdi özendirilmesi gerekirken bu yapılan şeyler esasında Türkiye'de daha çok avcı ve av karşıtlarının ve dahası şimdi gene Avrupalı kuruluşların bakın desteğiyle özellikle bireysel silahlanma karşıtlarının ve haliyle
gerek Türkiye'de avcılığı bitirmek isteyen hani kurum ve kuruluşları destekleyen Avrupalıların, gerekse özellikle bireysel silahlanma karşıtlarını destekleyen, bakın, Avrupalı kurum ve kuruluşların ekmeğine yağ sürmekte. Ve halkımız, avcılarımız oldukça esasında duyarsız. Ve pek çok avcımız hani ava gidebilmeyi yeterli görüyor. Fişek fiyatlarına takılmış, fişek fiyatları hesaplı olsun falan diyor. Ama hani olayın özünde özellikle çok derin haliyle meseleler var. Ve bu meseleler aynı zamanda sadece Türkiye'nin avcılığını değil, esasında varlığımızı bile hedefliyor. Ve ne yazık ki pek çok kişi bu konuda alette olmakta. Bakınız avcı dostlar, gerçekten. Şimdi belli bir baskı eğer uygulayamazsanız kimse sizin haklarınıza sahip çıkmayacaktır. Haliyle ne olacak? İster istemez kendi hakkınıza sizler sahip çıkacaksınız. İster istemez dernekler üzerinde belli bir baskı lazım. Derneklerin federasyonlara ve ister istemez konfederasyona bazı şimdi baskılar yapmazsınız. Ardından da hızlı bir şekilde gene meclise gidilmesi lazım. Devlet yöneticilerimizden gene randevular talep edilmesi lazım. Ardından avcıların sorunları gitgide daha güçlü bir şekilde dile getirilmeli. Bakınız, bugün için 2022 senesinde toplam hani yük harç artı pul olarak 733 lira. Önümüzdeki sene ben tahmin ediyorum ki 1000 lirayı bulacak. Şimdi işte bu anlamda bu sefer şimdi biz özendirmek, sayıyı arttırmak, bunun için ne gerekiyorsa yapılması lazım derken şimdi bu ne yazık ki olumsuz yönde belli bir etki yaratacak. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani bize artık daha girişken avcı kurumları lazım ve dahası bir de çatı kurumların maddi gücünün artması lazım. Bu anlamda gene pul paralarından, yani derneklerin yaptığı satışlardan özellikle gene konfederasyona ek bir pay lazım. Bakın şimdi konfederasyona bu kaynağın da yaratılması lazım. Devletten bunun da hani talep edilmesi ve alınması lazım. Çünkü maddi gücü daha yüksek bir konfederasyona ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. Çünkü bu hani belli bazı kurum ve kuruluşlar var, Avrupa destekli, bunlara her sene gelen para, her sene gelen para yüz binlerce euroya kadar denk gelirken bizim tabii ki avcı derneklerimizin hani yarattığı kaynaktan konfederasyona pay verilmemesi veya verilecek payın yetersiz olması tabii ki avcıların haklarının aranamayışına neden olacak. Bize kısacası daha güçlü bir çatı kurumda lazım ki daha yüksek bir maddi güçle bu işler yürütülebilsin. Ama avcılarımızın da artık duyarlı olması lazım dostlar. Çünkü şimdi bu yaratılan maddi baskı sayıyı negatif yönde etkiliyor. Şimdi işin ticari boyutu, bakın işin ticari boyutunda bir türlü kavrayamadığımız kısacası bir konu var. Şimdi bu vergileri bakın arttırarak olumlu yönde bir baskı yaratamıyoruz. Daha yüksek bir kazanç amacıyla şimdi ister istemez yönetim vergileri, harçları her neyse yükseltiyor. Pul fiyatlarını yükseltiyor. Satıştan daha fazla kazanmak için. Ama bu daha fazla kazanmak olayı olumlu yönde değil, negatif yönde bir baskı yarattığı için sayının düşmesine neden oluyor ve kazanç gene azalıyor. Yani şu olayı bir anlatmak lazım. Ey karar verenler, daha çok mu kazanmak istiyorsunuz? Ya o zaman biraz daha teşvik edici olun, cezalandırıcı olmayın demek lazım. Sayıyı arttırdığımız zaman, yani olumlu yönde bir baskı oluştuğu zaman tabii ki sayı artacak. Sayı arttığı zaman tahsilat zaten kendi kendine yükselecek. Ama herhalde bu karar verenlerde bir liyakat sorunu da tabii ki var ki işin bu kısmına hani eğilmiyorlar.
Kısacası olayın bir de maddi boyutu var. Olumlu yönde sevk etmek lazım ki sayı hem artsın, hem sayı artarken tahsilat yükselsin. Böylece devletin kazancı artsın. Yani dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar artık gidip mecliste çeşitli milletvekillerine, grup başkan vekillerine randevu alabilirlerse tabii ki bakanlara bunları hep anlatmak lazım. Çünkü az sayıda kaynaktan çok yüksek miktarda para toplamaya kalktığınız zaman bu olumlu yönde etki yaratmıyor. Başlangıçta tahsilatı arttırıyor ama tahsilat artarken devamında olumsuz yönde bir baskı oluştuğu için bu sefer kazanç gene düşmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve dahası bir de başında da söylediğim gibi olan yasa dışı boyutu var. Bu sefer olay ne oluyor? Hadi bohçacı olalım olayı. Bu şekilde yürümüyor bu iş diyenlerin olayı. İster istemez bu sefer amacına ulaşmaya eğer başlarsa bu durumda bu sefer her zaman söylediğimiz devletine, milletine, hukukuna saygılı, yasalara bağlı av yapan insan imajına zarar görüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buna izin verilmemesi lazım. Ve çatı kurumların bu sorumluluğa sahip olması lazım ki bu tarif ettiğimiz şeyi gidip insanlara, daha doğrusu karar verici ve etkili olabilecek mercilere anlatabilmesi lazım. Ama bunun için aynı zamanda avcılarımızdan da ciddi bir duyarlılık gerekli. Bunu da beklememiz lazım. Kendimizin de o seviyede olmamız lazım dostlar. Oluşan artık vergi yükü hani yüksek kabul edilir artık meblağlara ulaştı. Önümüzdeki senelerde daha da artış bekliyoruz. Ama bakıyoruz olumsuz yönde bir etki var. Haliyle bu vergileri devamlı bu kadar yükselten adamlar daha çok kazanmayı planlıyorlar ama daha az kazanmaya başlıyorlar. Şimdi çok olumsuz bir denklem var. Herkesin bu denklemin farkında olması lazım ve ardından da buna göre haklarımızın aranması ve savunulması lazım. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bu anlamda herkesten duyarlılık bekliyorum, duyarlılık umuyorum. Derneklerden gene aynı şekilde ve dahası çok kıymetli, çok güçlü avcı kamuoyumuzdan da bunu bekliyorum, umut ediyorum. Ve işte bu esnada özellikle kazanım toplu mücadele ile elde edilir, yasa dışı yöntemlerle değil. Bu anlamda avcıları bohçacılığa yönlendiren kimselere de itibar etmemenizi öneriyorum ve rica ediyorum. Evet dostlar. Bu canlı yayında burada bitiriyorum. Yüksek müsaadelerinizle artık huzurlarınızdan ayrılıyorum. Şu anda mevcut canlı yayınımıza katılan tüm herkese. Ne yazık ki canlı yayına da hani katamadık, dahil edemedik kendilerini ama herkese ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Camia bizim camiamız. Hepimiz birbirimizi çok sevmemiz, birlik olmamız lazım. Evet dostlar, yüksek güzellikle huzurlarınızı ayırıyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazas belas günler diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın. Başka yere de bağımlı olması yok.